Yemin ediyorum arkadaşlar, o herkesin Instagram'ı çok iyi olacak. Ben bu oyunu bozarım. Herkese selamlar, ben Tulu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Hepimizin günde böyle kullandığı en çok application'lardan bir tanesi Instagram. Neden kullandığımız, bu kadar çok kullandığımız bir uygulama, application bu kadar hani değer vermeyeyim ya da öyle attım kaldı böyle falan diyelim. Ha tabii herkesin kendi seçimi ama bunu güzel hale getirmek bence sizin için de güzel bir uğraş olabilir. Şimdi benim kendi temam aslında soluk renkli. Birazcık böyle, ya ben özellikle seçtiğim üzere sarı renkli ya da yeşil, sarı yeşil arası bir renk. Ve aynı zamanda grenleri var. Gren ne demek? Bu noktacık noktacık böyle eski fotoğraflarda olan old school bir tema, old school bir böyle görünüm türü. Ben böyle bir tema uyguluyorum, böyle bir şey yapmak istedim. Bu ilhamımı nereden aldım? Son zamanlarda çok fazla eski film izlemeye başladım ama eski film dediğim şöyle, public domain'e düşmüş olan filmler. Yani hani neredeyse 70 yıl öncesinin filmleri. Bunların bu sinematografileri, çekimleri falan hani çok ilkel, yani çok geçmişte olsa da şimdi benim çok hoşuma gitmeye başladı ve o görüntüyü çok seviyorum. Zaten son zamanlarda Instagram'da böyle bir trend de türedi. Yani analog görseller ya da ne bileyim böyle benim dediğim gibi old school görseller, grenli nokta noktacıklı görseller, böyle şeyler çok fazla. Ben şimdi bunlardan, ya yani genel Instagram trendlerinden bir tanesi olan old school fotoğrafları göstereceğim. Diğer trendleri de önümüzdeki haftalarda sıra sıra göstereceğim. Şimdi ben de önümden açtım böyle uygulamayı, sizle birlikte editleyeceğiz. Şu an benim Instagram sayfamı görebiliyorsunuz burada. Son zamanlarda böyle gördüğünüz üzere soluk, old school böyle grenleri olan bir temaya gidiyorum. Daha öncesinden de böyle çerçevelerin dışından çıkan beyaz çerçeveli şunu bunu bir şeyler yapıyordum. Burada en önemli şey bütünlüğü sağlamak aslında. Yani tüm fotoğraflarınız aslında şöyle bakıldığında bir fotoğraf gibi görünürse çok güzel bir tema yakalayabilirsiniz. İşin sırrı burada. Şimdi daha yakından bakalım biraz da. Tüm fotoğrafları ben aynı renkte, aynı tonda, aynı hani tüm özellikleri aynı olacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Maalesef her fotoğrafın ışığı aynı olmayabilir. Bu yüzden hani korkmayın. Edit'i aynı yaptığınızda birbirine o düzenleme bayağı bir yakın olacaktır. Yani fotoğraflar tek bir fotoğraf gibi görünecektir. Dediğim gibi işin en büyük sırrı burada. O akış tek bir fotoğraf gibi görünmeli. Buradan yakalayabilirsiniz. Şimdi mesela fotoğrafları yakınlaştırıyorum. Burada soluk tonun yanında bir de grenleri, yani böyle parça parça nokta nokta eskitilmiş efekti görüyorsunuz. Hani eskiden televizyonlar karıncalanırdı ya. Net olarak bildiğiniz bu efekt. Yani eski bu şekilde oluyor. Şimdi bugün kullanacağım bunun için application'larsa Cambly, Enlight ve Afterlight. Benim bildiğim kadarıyla Enlight ve Afterlight paralı ama Cambly ücretsiz bir uygulama ve çok önerdiğim bir uygulama. Ben de çok şansa buldum. Bu fotoğrafıma güzel böyle kendi istediğim gibi yeşili sarılı bir efekt eklemek istiyorum. Bu aşağıda bir sürü seçenekler var bu arada. Onlarla her türlü oynayıp karıştırabilirsiniz. Ben Ancient olanı en çok sevdim ve kendime uygun buldum. Ancient olanla sarı yeşil gibi böyle yapıyorum, artırıyorum, azaltıyorum tamamen kendi istediğime göre. Siz de öyle yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi ben böyle ne sonuna kadar getiriyorum ne de çok az bırakıyorum. Sonuna bir kala falan bırakıyorum böyle. Sırada gren eklemek istiyorum. Bunun için önce Enlight'la başlayacağım. Diğer alternatifim de Afterlight, onu da göstereceğim. Şimdi Enlight paralı bir uygulama. Bunu biliyorsunuz, belki indirmek istemeyebilirsiniz ama gren olarak çok iyi bir gren veriyor. O tanecik tanecik karıncalanmayı en iyi veren application diyebilirim. Burada analoğa giriyorum. Analogda bir sürü aşağıda bunun da kendine ait filtresi var. Bu analog efektleri, ama ben buradan filmi seçiyorum. Ve köşede greni görüyorsunuz. Greni artırıyorum sonuna kadar, karıncalanıyor, çılgınca bir şey oluyor ama ben bu kadar istemiyorum. Çok minimal yeterli benim için. Çok güzel böyle istediğim greni elde ettiğim noktada kaydediyorum. Bu arada Enlight'ta fotoğraflarınızı PNG olarak ya da TIFF olarak kaydetmeyin uzantı olarak. JPEG olarak kaydederseniz grenin özelliği bozulmuyor. Şimdi ikinci alternatif olarak grenlere de Afterlight'a geçiyorum. Afterlight'ta grenin en sonunda böyle pütür pütür bir şey var orada. Şimdi Afterlight'ın greni ilk başta beyaz geliyor bana. Ama ortada bir kontrast işareti var, gren yazısının hemen üstünde. Ona tıkladığınızda tam işinize yarayacak greni bulacaksınız. Tam böyle o filmlerdeki şeylerdeki gibi karıncalanmayı bulacaksınız. Afterlight'ta bu şekilde işinize çok güzel yarayabilir. Şimdi Instagram'ıma geliyorum.
Instagram'a fotoğrafı, son yaptığım fotoğrafı açıyor. Aslında burada yaptığımız tüm bu düzenlemenin tamamını Instagram'ı kendi özelliklerinden de yapabilirsiniz. Ama burada gren ekleme seçeneği yok. Onun için başka bir application'a mutlaka ihtiyacınız var. Şimdi az önce gördüğünüz gibi renkleri kendi istediğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Burada bir solgunluk ya da fade seçeneği var mesela. Onunla bu solukluk olayını çok güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Fade size çok güçlü gelirse shadow seçeneği var, yani gölgeler. Gölgeleri beyaz olacak şekilde artırabilirsiniz, yani gölgeleri açabilirsiniz. Ama yine etkiniz, yani aldığınız etki beyaz olacaktır. O yüzden üzerine mutlaka bir renk eklemeniz gerekebilir. Buna dikkat edin. Şimdi bir de bana çok fazla sorduğunuz bir şey açıklayacağım. Bu Instagram'daki bu caption yazılarını nasıl yapıyorsun demişsiniz. Şu an böyle gördüğünüz gibi. En sevdiğim emojileri de bu şekilde altta görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum hepinize anlatacağım. Şöyle, şimdi CoolSymbol diye bir site var. Burada böyle bir yazınızı yazabiliyorsunuz. Aşağıda bir sürü yazı tipi çıkıyor. Farklı farklı böyle. Fancy Text Editor diye de geçiyor böyle şeyler. İstediğiniz bir yazıyı buradan direkt altına küçük kopya yazıyor. Kopya'ya tıklayarak alabilirsiniz. Onu oradan Instagram'ınıza, caption yerine pıt diye tıklıyorsunuz, yani yapıştırıyorsunuz. Ben bu yazılarımı da bu şekilde yapıyorum ve fotoğrafımı paylaşıyorum. Yani tüm aslında bahsettiğim olay bu şekilde. Toparlamak gerekirse soldurmak, renk eklemek ve gren eklemek, yani tanecik böyle karıncalandırmak bizim yaptığımız şey. Bu temada ben genel olarak fotoğraflarımı bu şekilde editliyorum son zamanlarda. Umarım bu fotoğraf editleme videoları, bu tarz böyle düzenlemeler, editlemeler falan işinize yarar. Eğer istediğiniz bir edit tarzı, düzenleme tarzı varsa bunu da bana aşağıda yazın. Bunu böyle bir rutin haline bindirmek istiyorum. Bir sürü böyle Instagram tema trendleri, şunlar bunlar, hepsini video yapacağım şimdi sıra sıra. Bence çok güzel olacak çünkü bu konuda çok heyecanlıyım. İsteklerinizi, yorumlarınızı, beğendikleriniz, beğenmediklerinizi bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen, eğer beğendiyseniz. Ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.